Kıbrıs'taki konseri öncesi Funda Arar'la beraberiz. Ailecek geldik, evet. Şimdi çocukların da ara tatili olunca biz de Kıbrıs'ta 3 gün buradayız. Dün bir gün önceden geldik. Bugün ve yarın da yine konserim var Kıbrıs'ta. Öyle olunca hadi dedik, oğlanı da getirelim arası da. Oğlu da Kıbrıs'ta. Müziğe yatkınmış kulağı ama annesini dinlemiyormuş. Müzikle arası çok iyi. Güzel müzikler dinliyor, değişik müzikler dinliyor. Farklı, yani şimdiki şu andaki neslin dinlediği müziklerle pek alakalı müzikler dinlemiyor bizimki. Anneyi dinliyor mu? Yok, beni de dinlemiyor. Ben çok üzüntülü şarkılar söylüyorum. Bunu nasıl okuyorsun? Anne sen çok üzgün, acıklı şarkılar okuyorsun diyor. Bayram öncesi doğum gününü kutladı Funda Arar. Muhabirler küçük bir sürpriz yapıyor ünlü şarkıcıya. Bu arada geçtiğimiz günlerde de doğum gününüzdü. Evet, doğum günümdü. Biz yeni de bir güzel sürpriz yapalım dedik. Yok canım artık. Evet. Gerçekten mi? Sizi yeni gördüğümüz için şimdi kutlayalım istedik. Ay, kocaman da pasta maşallah. Allah hepimize önce sağlıklı, mutlu bir yaşam, huzurlu bir yaşam versin inşallah. İşimiz gücümüz hepimizin rast gitsin diyorum. Ve işliyorum efendim. Bayram sonrası İskoçya tatiline çıkacak Funda Arar. İskoçya denince akla etek, etek deyince etek giyen ünlü beyler geliyor. Son dönemde İskoçya'ya giden erkekler de etek giyiyor. Öyle mi? Ama oranın yerel... İşte erkeklerin etek giymesi... Ama oranın yerel şeyleri değil mi? Nedir adı? Evet, kostümü değil normal mi? Tamam, orada normal. Gitmişler giymişler, ne yapacaksın? Erkek adam etek giyer mi tartışmalarına başka bir açıdan bakıyor Funda Arar. Erkekler yani onlara takılacaklarına adamlığın çok daha başka tarifleri var. Önce onları halletsinler, ojeyle etek sonra iş. Yani şimdi ne diyeyim, neler duyuyoruz. Yani hayır, yani şimdi oraya gelene kadar niye böyle şeylere takılıyorlar? Herkes ne istiyorsa onu yapsın. Funda Arar bu güzel sohbetin ardından şarkılarıyla Kıbrıs'a bayram ettiriyor.